Bismillahirrahmanirrahim. Nur-ül İzah fıkıh derslerimize devam ediyoruz. Üçüncü dersimizdeyiz. Bu dersimiz kuyuların temizliği, istinca ve tuvalet adabından oluşmaktadır. Faslun bir konu. Neye dair bir konu? Fi ahkamil abari. Kuyuların hükümlerine dair bir konu ve durigi tedhiriha ve o kuyuların temizliğine dair bir konu. Tunzahu temizlenir, suyu boşaltılır. Tunzahu nezahe mazisidir. Enzaha yani ifal babına aktarılmış. Daha sonradan muzarisinin meçhul şeklinde karşımıza gelmiştir. Tunzahu suyu boşaltılır. Elbi'ru kuyu. Yani kuyu temizlenir. Kuyunun suyu boşaltılır. Öyle kuyu ki Es-sagîratu, küçük kuyu. Sıfat. Ne sebebiyle küçük kuyunun suyu boşaltılır? Bi-vuku'i necasetin. Necasetin vukusu ile, yani necasetin bulunması, düşmesi sebebiyle kuyudaki su boşaltılır. Vingallet, az olsa da min gayril ervasi. Ervas, tırnaklı hayvanlar demek. Gayr başka demek. Tırnaklı hayvanlardan başka bir necaset bulunmuş olsa kuyuda. Bu durumda kuyunun suyu tamamen boşaltılır. Ne gibi? Ke katrati demin. Dem kan demek. Kan damlası gibi. Evve yahut hamrin. Şarap damlası. Yani ke katrati hamrin demektir bu atıf harfinden ötürü. Bir damla şarap gibi. Demek ki bir kuyuya bir damla şarap düşse veyahut bir damla kan düşse ne olur? O kuyunun suyu boşaltılır. Elbi'ru sagira, küçük kuyudan bahsediyoruz. Ve daha ne sebebiyle küçük kuyunun suyu boşaltılır? Bi-vuku'i hınzirin. Hınzır domuz demek. Domuzun düşmesi sebebiyle. Bir kuyu düşünelim. İçerisinde domuz düşmüş olsa o suyu tamamen boşaltmak gerekir. Lev şayet haraca çıkarsa hayyen diri olarak, diri olması şartıyla ve daha hangi şartta? Lem yusibi değmemesi şartıyla ne? Femuhu onun ağzı, femun ağzı demek. Hu domuza gidiyor. Domuzun ağzı neye değmeyecek? El ma'e suya. Domuz kuyuya düşüyor. Oradan canlı olarak çıkıyor ve onun ağzı suya değmiyor. İşte bu şekilde olursa diyor. Ve bir mevt kelbin, kelp köpek demek, köpeğin ölmesi sebebiyle kuyu temizlenir. Yani tunzahul bi'ru, kuyu temizlenir, boşaltılır. Ne sebebiyle? Bir mevt kelbin, köpeğin ölmesi sebebiyle. Ev veyahut da şatin, bir mevti şatin demektir. Yani kuyunun ölmesi sebebiyle kuyunun suyu boşaltılır. Ev veyahut bir mevti ademiyin demektir bu da. Yani bir insanın ölmesi sebebiyle. Fiha orada. Yani kuyuda. Ve daha ne sebebiyle tunzahul bi'ru, kuyunun suyu boşaltılır? Bi intifahi hayvanin, canlının şişmesi sebebiyle. Velev sagiran, o canlı küçük olsa da. Mevt kelimesi geçti. Mevt mate yemutudan gelmekte. Mate de MVT yani ecvifi vavidir. Ardından bu kelimemize baktığımızda bu kelimemizde nefeha yenfuhudan gelmektedir. İftial babına aktarılmış bir mastardır. Ve meta delvin levlem yumkin nezuha. Ve meta delvin, meta 200, delvin kova demektir. Delvin kova, semai mühennes, meta 200. Meta delvin, 200 kova çıkartılır. Levlem yumkin, mümkün değilse nezuhuha, o kuyunun suyu tamamen temizlenmesi mümkün değilse bu durumda 200 kova su çıkartılır. O 200 kova temizlik sayılır. Ve inşaet mate ölürse fiha, kuyuda ne? Decacetün, bir tavuk ölürse. Ev veyahut da hiratin, bir kedi ölürse. Ev veyahut da nahvu huma, ikisinin benzeri bir hayvan kuyuda ölürse. Lezime, lazım gelir.
Nezhu 40 delven. 40 koya, 40 kova temizlenmesi, yani 40 kova su çekilmesi mecburi olur. Ve şayet matı ölürse fiha, o kuyuda ne fe'ratun, bir fare. Ev veyahut da ne ölürse nahvu ha, o farenin benzeri bir hayvan ölürse. Şerhe baktığımızda nahvuhaya ke'usfurin demiştir. Yani serçe gibi bir hayvan. Bu durumda ne olur? Lezime lazım gelir. Nezhu işrine delven. 40 kova su çekilmesi lazım gelir. Ve kâne zâlike, bu olur. Bu çekilen kovalar sayılır. Ne sayılır? Daharaten temizlik sayılır. Ne için? Lil bi'ri, kuyu için. Ve delvi, kova için. Ve rişai, ip için. Ve daha ne için? Yedil müstesqi, istisqa, istesqi, suyu çeken el için temizlik sayılır. Bu çekilen kovalarda hem kişinin eli, yani suyu kovayı çeken kişinin eli temiz sayılmıştır. Hem ip, hem kova, hem de kuyu temiz sayılır. Ve la tencüsü, pis sayılmaz. Ne el bi'ru, kova. Pardon, kova değil, bir kuyu demektir. Bir kelimesi semai müennes olduğundan dolayı fiil de müennes gelmektedir. Necese tencüsü şeklinde müennes gelmiştir. Çünkü bir, yani kuyu kelimesi semai müennestir. Ve la tencüsül bi'ru, kuyu pislenmez. Ne sebebiyle pislenmez? Bil ba'ri, ba'ir sebebiyle pislenmez. Burada ba'ir kelimesinin manası koyun, deve pisliği manasına gelmektedir. Ve daha ne sebebiyle pislenmiş sayılmaz kuyu? Er-ravsi, raus sebebiyle. Raus, at, katır ve eşek pisliği manasına gelmektedir. Ve daha ne sebebiyle kuyu pislenmiş sayılmaz? El-hissi, his nedeniyle de pislenmiş sayılmamaktadır. Bu da inek, manda pisliği manasına gelmektedir. İlla ancak bu sayılanlar nedeniyle kuyu pis sayılabilir. Hangi durumda ama? En yesteksiruhu, onu pis gör, onu çok görmesi nedeniyle, yani o pisliği çok görmesi kimin? En nazır, bakan kişinin. Bakan kişi, yani kuyuya bakan bir insan baktığında oradaki bu bahsettiğimiz hayvanların pisliğinin çok olduğuna kanaat getiriyorsa bu durumda o kuyu artık pis sayılacaktır. Bu birinci madde. 2. Ev veyahut enne yehluve, boş olmaması durumunda da pis sayılır. Ne? Delvun, kova. En ba'ratin, bahsettiğimiz pisliklerden. Yani kovayı kuyudan aşağıya salıyoruz, su çekiyoruz. Kovaya bir bakıyoruz, her çektiğimiz kovada bir pislik var. İşte en la yahlu ve delbun. Kova boş olmuyor. Bu durumda da yine kuyu pis sayılmaktadır. Ve la yefsüdül ma'u. Su fasit olmaz, pis sayılmaz. Ne sebebiyle? Bi hur'i hamamin. Hamamin güvercin demektir. Hur kelimesi ise pislik, yani güvercin dışkısı. Ve usfurin. Usfur serçe demek. Yani bihur-i usfurin demektir bu da. Serçenin pisliği sebebiyle de su fasit olmaz. Yani suya işte güvercin olsun, serçe olsun, pislemiş olsa o sudan artık abdest alınmaz demiyoruz. Ve la bi mevti ma. Bir hayvanın ölüsü ki la deme, kan yoktur lehu kendisi için. Yani kan olmayan hayvan için de durum böyledir. Yani su yine bozulmamaktadır. Ne gibi? Ke semekin. Semek balık demek. Balık gibi. Yani balık suda ölmüş olsa o su artık abdest alınamaz bir sudur demiyoruz. O su fasit oldu demiyoruz. Ve zıf da'in, su kurbağasının, su kurbağası gibi. Su kurbağası da suda ölmüş olsa o su artık fasit oldu, ondan abdest alınmaz dememekteyiz. Ve hayvanil ma'i, su hayvanı demek, su canlıları. Su canlıların ölmesi o suyu fasit etmemektedir. Ve bekleyin, bek gibi, yani bek burada böcek demektir. Ve zübabin, ve sinek gibi.
Sinek suda ölmüş olsa o suyun artık işi bitmiştir demeyiz. Ve zunburin, zundur arı demektir. Arı gibi. Ve akrabin ve akrep gibi. Ve la bi vuku'i ademiyyin. Bir insanın düşmesiyle de su fasit olmaz. Ve ma o hayvanla da olmaz ki yu'kelu, yu'kelu yeniliyor. Lahm et demek. Lahmuhu onun eti. Eti yenilen hayvanın suda bulunmasıyla da o su fasit olmaz. İzâ haraca hayyen, diri olarak çıktığı zaman, yani orada ölmeyecek. Ve daha bir şart daha var. Lem yekün olmadı ala bedenihi, onun bedeninde necasetün, bir pislik. Yani bir hayvan suda bulunabilir veya bir insan bulunabilir ama bunların üzerinde necaset diye adlandırabileceğimiz bir pislik bulunmamalıdır. Ve la bi vuku'i bevlin. Bevl kelimesi daha önce geçti sanırım. Bevl katır demekti. Katırın düşmesiyle ve himarin ve şeyin düşmesiyle ve siba'i dayri yırtıcı kuş demek ve vahşin vahşi hayvan suda bulunmasıyla oraya düşmesiyle su fasit olmaz. Fi sahihi sahihte, yani sahih görüşte, tercihlerin görüşe göre durum böyledir. Ve in şayet vasale ulaşırsa ne nu'abul vaki'i. Nu'ab salle demek. Vaki'i düşücü, düşen isim fail. Nu'abul vaki'i düşenin sallesi ulaşırsa ilel ma'i suya. Ehaze alır hükmehu. Neyin hükmünü alır? Sallesinin hükmünü alır. Burada ne anladık? Düşen hayvanın ne dedik? Sallesi suya ulaşırsa bu durumda sallesi akan canlının kendisine bakarız. O canlı pis midir, değil midir? Örnek ne gibi? Domuz gibi. Domuzun sallesi suya ulaşmış olsa ne olur? Su pislenmiş olur. Çünkü domuzun kendisi pistir. Eğer insan, insandan bahsedelim. İnsanın yani ağzına su kaçmış olsa, ağzı düştüğü suya değmiş olsa, bulaşmış olsa, insanın ağzı pis sayılmayacağından su da pislenmiş sayılmamaktadır. Ve vücudu hayvanin, canlının bulunması, ölü canlı ki meytin, ölü, ölü canlının bulunması, fiha, kuyuda. Yüneccisu pisletir, ölmüş olan o canlı, ha, kuyuyu, ne zamandan itibaren pisletmiş olur? Min yevmin ve leyletin, bir gün ve bir geceden itibaren pisletmiş sayılır. Buna göre bir gün ve bir geceden itibaren o sudan abdest alınamamaktadır. Ve müntefehin, müntefeh şişmiş demektir, şişmiş hayvan. Şişmiş hayvan da pisletir. Ne zamandan itibaren? Min selaseti eyyamin. Selase 3 eyyam günler ve leyaliha geceler demek. Yani 3 gün ve 3 geceden itibaren şişmiş hayvan da orayı pisletmiş sayılmaktadır. İnlem yu'lem. Şayet bilinmezse vaktu vuku'ihi, onun düşme zamanı bilinmiyorsa, ölme zamanı bilinmiyorsa, o zaman şişmişliğine itibar edilmektedir. Faslun, bir konu, yeni bir konu. Neye dair? Filistincai, istincaya dair. Ve ma o şey ki yecibu, gerekir takdimuhu, onun takdimi, öne alınması, alel vuzu'i, abdest üzerine. Yani abdestten önce istinca gereklidir. İstinca nedir? İstibra nedir? Bunlar önemli konular. Yelzemu lazım gelir er racule, adama. Lazım gelir ne? El istibra'u, istibra lazım gelir. Ne zamana dek? Hatta yezule eserul bevli. Hatta yezule eserul bevli. Bev küçük tuvalet demek. Onun sızıntıları demek. Eser sonuç demek. Yezülü, ezale yezülü, zale, zevele şeklinde son bulması demek. Hatta deyinceye dek, edek, e kadar. Buna göre küçük abdestin eseri kayboluncaya dek istibra adama lazımdır. Ve daha ne zamana dek? Yetme inne kalbuhu, kalbi yatışana dek, emin olana dek, mutmain olana dek istibra gereklidir.
İstibra nedir? Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarının temizleme işlemine fıkıh dilinde istibra denilmektedir. Özellikle erkekler için istibra daha önemlidir. Yani bu okuduğumuzu Diyanet İlmi Halinden okuduk tanım diye. Böylece istibranın ne olduğunda ortaya çıkmış oldu. Ve yetme inne kalbuhu kalbi tatmin oluncaya dek ala hasebi adeti adeti adetine göre adeti üzere ne gibi mesela imma ya bu adeti üzere de bil meşi yürümek ile olur. Kişi yürür 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 böylece idrar yollarındaki sızıntılar damlalar çıkar. Evve yahut da nasıl olur? Evve yahut da imma demek bu. Evi tenah nuhi öksürmekle olabilir. Ev veyahut da nasıl olabilir? İzdica'i yaslanmak olabilir. Ev gayrihi veyahut da başka bir yol ile bu olabilir. Ve la yücüzü caiz olmaz. Caiz değildir. Lehu o kişi için. Yani istibra yapacak kişi için. Ne? Şuru'u fil vuzu'i. Abdeste başlamak caiz olmaz. Hatta ta ki yetme inne emin olana dek bize vali raşhil bevli idrar akıntısının kesilmesine dair kalbi gönlü tatmin oluncaya dek abdeste başlaması caiz olmaz. Hükmül istinca. İstincanın hükmü. İstinca nedir? İstinca da büyük veya küçük abdestten sonra idrar yolları yani abdest azalarının temizlenmesi demektir. Ve istinca'u sünnetün. İstinca nedir? Sünnettir. Neden dolayı gerekir? Min necesin, pislikten dolayı istinca yapılması sünnettir. Yehrucu çıkar mine sebileyni. İki yoldan. Her iki yoldan da çıkan pislikten dolayı istinca yapmak sünnettir. Sünnet dedik evet. Ma lem metecavez geçmez ise el mahrace çıkış yerini aşmazsa böyledir. Sünnettir yani hükmü. Ve in tecavize eğer bu bahsettiğimiz iki yoldan çıkacak olan necaset, pislik bu mahreci çıkış bölgesini aşmış ise orayı geçmiş ise ve kâne olduysa kadret dirhemi dirhem miktarı oldu ise vecebe vacip olur. Az önce sünnetti şimdi vacip oldu. Ne vacip olur? İzaletuhu onun izalesi giderilmesi yok edilmesi ne ile? Bilma'i su ile. Su ile izale yani temizlenmesi yıkanması vacip olur. Dirhem daha önce de geçmişti. Dirhem işte 2.4'tür, 3.2'dir, 2.8'dir gibi yani gram olarak İlmihallerde farklı farklı bilgiler verilmiştir. Kimisi 2.4 der, kimisi 3.2, 3.5 der. Sonuç olarak 2 ila 3 gram diyebiliriz. Ve inşaet zade fazla olursa, ale dirhemi bir dirhemden fazla olursa ne olur? Uftu riza, farz olur istinca yapmak. İftaraza uftu riza, meçhul. Ve yuftarazu ve farz olur ne? Veslu yıkamak. Ma o şey ki fil mahreci mahreçte bulunuyor. Çıkış bölgesinde bulunan şeyi yıkamak farz olur. Hangi esnada? İndel iğtisali yıkanma anında yani gusül esnasında minel cenabeti cünüplükten dolayı gereken yıkanmada mahreçte bulunan pisliğin giderilmesi farz olur. Ve hayzi ve hayızdan dolayı gereken yıkanmada ve nifasi ve nifastan dolayı gereken yıkanmalarda ne gerekirmiş? Mahreçte bulunan pisliğin giderilmesi, yıkanması farzdır. Ve inşaet kanı olursa ma o şey ki fil mahreci mahreçte bulunuyor. Mahreçteki pislik olursa ne olursa galilen az olursa. Ve yüsennu ve sünnet olur. Sünnettir. En yestenciye İstinca yapmak. Ne ile? Bir hacerin, bir taş ile öyle taş ki münbin, temiz. Temiz taş ile istinca yapmak sünnettir. Ve nahvihi ve onun benzeriyle.
Vel veslu ve yıkamak bil ma'i su ile. Ehabbu daha güzeldir. Vel afzalu en faziletli olan ise nedir? El cem'u cem etmektir. Yani ikisini bir yapmaktır. Beynel ma'i su ile vel haceri ve hacer ile. Su ile hacer arasında cem yapmak. Yani ikisini birden kullanarak istinca yapmak en faziletli olanıdır. Fe bu durumda yemsahu temizler, siler. Sümme sonra yağsilu yıkar. Yani önce taş ile bu işi yapacak, ardından su ile yapacaktır diyor. Ve cüzü ve caiz olur en yektesira yetinmek. Neyle yetinmek? Alel ma'i su ile evveyat el haceri taş ile yetinmek caizdir. Yektesiru, iktesara yektesiru. O da kasura, yeksurudan gelmekte. Ve sünnetü, sünnettir. Ne sünnettir? İmgaul mahalli, mahallin, o bölgenin temizlenmesi sünnettir. Vel adedü adet fil ehcari, taşlarda adet nedir? Mendudun, menduttur. Ehcar, mükesser. La sünneten, sünnet değildir. Öyle sünnet ki müekkedeten, müekked sünnet değildir. Fe yestenci, fe bu durumda, madem ki böyle, yestenci istinca yapar. Ne ile? Bir selaseti ehcarin, üç taş ile yapar. Nedben in hasale, nedben menduttur. İn şayet hasale meydana gelse bile, ne ettenzifu temizlik, bima duneha üç taştan azıyla temizlik meydana gelebiliyor olsa da, üç taşla yapmak nedir? Memduttur. Keyfiyetü istincai, istincanın keyfiyeti, hali, şekli. Keyfiyetü istincai, istincanın keyfiyeti yani şekli nedir? En yemsaha siler bil haceri taş ile. Öyle taş ki bu el evveli birinci, birinci taş ile siler. Min cihetil mukaddemi ön taraftan ila halfin arka tarafa doğru. Ve bir saniye ve ikinci taş ile de siler. Min halfin arka taraftan ila guddamin ön tarafa doğru. Ve bir selasi, salisi ve üçüncü taş ile siler. Min guddamin ön taraftan ila halfin arka tarafa doğru. İzâ kânet olduğu zaman el hısyetü müdellât. Hayalar sarkık olduğu zaman böyledir. Ve inkânet gâre müdellâtin, eğer hayalar sarkık olmazsa yebtedî'u, yebtedî'u başlar min halfin arkadan ilâ guddâmin öne doğru. Bu erkekler içindir. Vel mer'etü kadın ise tebtedî'u başlar min guddâmin ön taraftan ilâ halfin arka tarafa doğru. Niçin? Haşyete telvisi fercihâ. Avret yerini pis etmekten korktuğundan dolayı. Sümme sonra yağsilu yıkar yedehu elini evvelen ilk olarak bil ma'i su ile. Sonra ilk olarak su ile elini yıkar. Sümme sonra yudelliku ovalar el mahalle bölgeyi bil ma'i su ile. Neyle ovalar? Bi badını usbe'in bir parmağının iç tarafıyla, ev usbe'ini veyahut iki parmağının iç tarafıyla, ev veya selasin veyahut üç parmağının iç tarafıyla bunu yapar. İn ihtiyacı, eğer ihtiyacı duyuyorsa. Ve yusa'idu, sa'ade yusa'idu, yükseltir kim er-racülü, adam neyi? Usba'ahu el-usta, parmağını, o parmak el-usta orta, orta parmağını yükseltir. Ala gayriha başka parmakların üzerine fil iptida il istinca istincanın başlangıcında diğer parmaklarına nazaran o parmağını yükseltir. Sümme sonra yusa'idu yine yükseltir bin sarahu yüzük parmağını. Ve la yaktesiru yetinmez ala usba'in vahidetin tek parmak ile. Vel mer'etu kadın ise tusa'idu yükseltir bin saraha yüzük parmağını ve daha hangi parmağını? Evsada esabi'iha parmaklarının ortası yani orta parmağını da yükseltir. Ma'en birlikte, iptidaen başlangıçta. Niçin?
Haşyete korktuğu için yani korku oluştuğundan dolayı husulil lezzeti bir lezzetin meydana gelmesinden duyulan korkudan ötürü ve yubalighu ve mübalağa yapar yani iyi derecede bunu iyi derecede yapar fit tenzifi temizliği temizlik hususunda mübalağa yapar hatta ta ki yakta'a kesilir ne ervaihetel kerihete kerih çirkin pis demek çirkin koku kesilene dek böyle yapar. Ve yine mübalağa yapar. Fi irha il tuvalet azasını da serbest bırakır. Sıkmaz. İnle mümkün saimen. Eğer oruçlu değilse. Fiza feraga bitirdiği zaman gasele yıkar yedehu elini saniyen ikinci olarak. İkinci kez ve neşef kurular mek'adehu ya diyelim ne diyelim tuvalet bölgesini kurular kablel kıyami kalkmadan önce inkâne saimen eğer oruçlu ise faslun yeni bir fasıl yeni bir konu bu konumuzda fîmâ o şey hakkındadır ki yücüzü caiz oluyor bihi kendisiyle ne caiz oluyor? El istinca yapmak. Yani istinca hangi maddelerle yapılır? Ve ma o şey ki la yücüzü bihi kendisiyle istinca yapmak caiz olmuyor. İstinca yapmanın caiz olduğu ve olmadığı şeylere dair bir konu. Ve tabii ki tuvalet adabını da içeriyor konumuz. La yücüzü caiz değildir ne keşfun avrati avret bölgesinin açılması lil istincai istinca için istinca yapacağım diye bölgeyi diğer insanların yanında açmak caiz değildir. Ve in tecavezet şayet geçerse en necasetu pislik geçerse mehracaha o necasetin o pisliğin çıktığı bölgeyi yani tuvalet bölgesini geçerse aşarsa ve zade ve fazla olursa el mütecavizu geçen şey fazla olursa ala kadri dirhemi bir dirhemden daha fazlaysa yani bu durumda la tesihhu sahih olmaz ma'hu o necaset ile birlikte ne sahih olmaz es salatu namaz sahih olmaz bir dirhemden fazla pislik varsa onun giderilmesi gerekir ma hangi durumda caiz olmaz iza vecede bulunduğu zaman ma o şey ki yüzilu izale ediyor gideriyor temizliyor hu onu demek ki bir necaset varsa elbise de olabilir, beden de olabilir. Bu bir dirhemden fazlaysa, burada ne denilmişti zaten? Mahreç bölgesini aşmış ise, bu durumda onu temizleyecek bir madde, su olabilir, farklı bir şey olabilir. O da varsa veya temiz başka bir elbise varsa, bu durumda onunla birlikte namaz kılınmıyor. Ve yahtalu ve çare arar li izaletihi o necaseti gidermek için min gayri keşfin avrati. Avret bölgesini açmaksızın, göstermeksizin o pisliği, o necaseti gidermek için çare arar. İnde men, o kişinin yanındaki yara görür hu onu. Yani kendisini gören bir kişinin yanında durum böyledir. Ma o şey ki yekrahu mekruh oluyor el istinca'u istinca yapmak bihi kendisiyle. Kendisiyle istinca yapılması mekruh olan şeyler. Ve yukrahu ve mekruh olur el istinca u istinca yapmak neyle? Mi'azmin kemik ile istinca yapmak mekruhtur. Ve daha neyle? Da'amin yani ve bi da'amin ve yiyecek maddesiyle. Li ademiyin ademi için yani insan için yiyecek olsun ev veyahut da behimetin hayvan için olsun fark etmez. İnsan yiyeceğiyle de yapılmaz, hayvan yiyeceğiyle de yapılmamaktadır. Daha neyle istinca yapılmaz? Acurrin kiremit ile ve hazefin çanak ile de istinca yapılmamaktadır. Ve daha neyle? Fahmin kömür ile istinca yapmak mekruhtur ve züccacin ve cam ile istinca yapmak mekruhtur. Daha neyle? Cissin kireç ile de yapmak mekruhtur. Ve şeyin bir şey ile de istinca yapmak mekruhtur ki o şey muhteremin değerlidir. Değerli bir şeyle de istinca yapmak mekruhtur. Ne gibi?
kehirgati, gerisini birazdan göreceğiz. Dibacin. Kehirgati dibac, ipek parçası gibi demek. İpek parçası gibi değerli bir maddeyle de istinca yapılması caiz değildir. Ve gutnin, yani ke gutnin, pamuk gibi bir maddeyle de yapılmaz. Ve daha neyle yapılmaz? Şimdi maddeler geçti de hangi elle yapılır, hangi elle yapılmaz? Bil yedi el ile. O el ki el yumna sağ. Sağ el ile de istinca yapılmaz. İlla ancak sağ el ile ve diğerleriyle yapılır. Hangi durumda? Min üzrin, bir özürden dolayı. Yani kişinin yanında farklı bir madde yoksa ne yapacak? Mecburen ipek maddeyi kullanmak zorunda. Veyahut sağ el diyelim ki sakat veya alçıda bir problem var. Mecburen sol el ile olabilir. Bir özür, bir problem varsa bu durumda bu sayılan maddeler geçersiz olur. O da neyle sabittir? Ez-zarurat tubihul mahzurat. Usulü fıkıh kaidesince sabittir. O da tabii ki ayetlere ve hadislere dayanmaktadır. Adabu gazail haciti. Tuvalet ihtiyacını gidermek, yani tuvalet adabı, edepleri, adabun, edebun adabun, edepler demek. Edepler veya direkt adab deriz. Defi hacet esnasındaki edepler. Yedhulu girer. Kim girer? Hıve o girer. Zamiri şan. O girer. Yani kişi girer. Nereye girer? El halâe, tuvalete girer. Ne ile? Bi ricillihil yusra. Yusra sol. Ricil ayak demek. Bi ricillihil yusra, sol ayağı ile tuvalete girer. Ve yesta'izu billahi, ve Allah'a sığınır. Kimden? Mine şeytani, şeytandan sığınır. Öyle şeytan ki er-racim, kovulmuş. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınır. Neden önce bunu sığınacak? Kable duhulihi, tuvalete girmeden önce Allah'a sığınır. Esasen tuvalete girmeden önce söylenecek bir dua vardır. Buhari hadisi. Allahümme inni e'udü bike minel hubsi veyahut hubusi vel habais. Allahümme, ey Allah'ım, inni ben e'uzu, sığınıyorum bike sana. Neden sığınıyorum? Minel hubusi vel habais. Zararlı, pis ve şeytani varlıklardan sana sığınırım, sığınıyorum manasında bir hadistir. Buhari'de geçmekte. Ve yeclisu, oturur, mu'temiden, dayanarak, yaslanarak, ala yesarihi, sol yanı üzerine. Ve la yetekellemu, konuşmaz, illa ancak konuşur, li zaruretin, zaruretten ötürü. Bir mecburi durum varsa ancak o zaman konuşur. Onun dışında tuvalette konuşmak doğru değildir. Ve yukrahu, mekruhtur tahrimen. Tahrimen mekruhtur, yani harama yakın mekruhtur. Ne? İstikbalül kıbleti, kıbleye yönelmek. Yani kişinin ön tarafında, yüzü tarafında kıble olması ve esnada tuvaleti yapmak. Ve istidbaruha, ve arkasına kıbleyi almak. Yani sırtı tarafta kıblenin olması da, o şekilde tuvaletine gidermesi de yine tahrimen mekruhtur. Lev fil bünyani, bina içerisinde olsan da durum fark etmez. Ve istikbalu aynı şemsi, ve güneşe doğru yönelerek yapmak da yine mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Vel kameri, yani istikbalül kameri, aya doğru yönelerek yapmak da mekruhtur. Ve mehebi rihi, esmekte olan, yani rüzgara doğru yönelerek yapmak da yine mekruhtur. Ve yukrahu, yine mekruhtur, en yebule, küçük abdesti yapmak. Ev veyahut da yete gavveza, büyük abdesti yapmak. Nereye? Fil may, suya. Suya küçük olsun, büyük olsun, hangi abdestimiz olursa olsun suya yapmak mekruhtur. Ve daha nereye yapmak? Zilli gölgeye, yani ağaç gölgesi gibi insanların duracağı, güneşten korunacağı, dinleneceği yerleri yapmak da mekruhtur. Vel hucri, hucur, yerlerdeki delik demektir. Mesela hayvanlar bir yuva yapmıştır toprağın içerisine. Onun için bir çıkış yeri yapmıştır. Bir delik vardır toprağın üzerinde, yeryüzünde. Kişinin de gidip oraya tuvalet ihtiyacını gidermesi yine mekruh olmaktadır. Ve tariki, ve yollara yapmak. Tarik yol demek. Yola yapmak da yine mekruhtur. Ve yine mekruhtur.
Tahte şeceratin, ağacın altına yapmak. Öyle ağaç ki müsmiratin, meyve ağacı. Meyve veren ağacın altına da yapmak yine mekruhtur. Vel bevlu gaimen. Bevl, küçük abdest demek. Gaimen, ayakta olmak demek. Öyleyse ayakta bevl etmek, yani ayaktayken küçük abdesti yapmak da ne, yine mekruhtur. İlla min uzrin, ancak bir özürden dolayı mekruh olmaz. Ne gibi özür? Artık kişinin bir hastalığı vardır, oturamıyordur, eğilemiyordur, bu tür bir şey olabilir. Ve yahrucu, çıkar. Yani deminden beri tuvalete girmek ve tuvaletten yapılacak şeylerden bahsedildi. Şimdi tuvaletin çıkış anlatılmaktadır. Yahrucu, çıkar. Minel halâ'i, heladan çıkar. Bir riclihil yumna, sağ ayağı ile çıkar. Sümme, sonra yegûlü, der. Ne der? Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur. Ellezi, o Allah ki ezhebe, giderdi. Ef'ale, yufri, if'al. Anni, benden giderdi. Neyi? El ezâe, sıkıntıyı giderdi. Ve afani, afani bana afiyet verdi, beni rahata erdirdi. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Sıradaki konumuz abdestin farzları olarak başlayacaktır.